Evet. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyor. Kanalıma ve atölyeme hoş geldiniz diyorum. Marango Yapı Atölyesi'nde bugünkü videomuzun konu başlığı atölyemizde neler var ve atölyemize yeni katkı olduğumuz Marango Yapı Atölyesi tabelası. Bunu da yeni katkı arkadaşlar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir sabahtan herkese günaydın. Şu an duymuş olduğunuz kuş sesleri de bizim malum üretim kafesimiz var. Üretim kafesinden kuşlarımızın sesi diyelim. Evet arkadaşlar, bugünün konu başlığında belirttiğimiz gibi Marango Yapı Atölyesi'nde neler var? Bu atölyede neler yapılır? Ne amaçla kuruldu? Gibi hobi atölyesinde bütün sorularınızı yanıtlamaya çalışıyorum inşallah. İnşallah faydalı olur. Kuşlarımızın sesinden dolayı da inşallah rahatsız olmazsınız. Diyelim ve atölyemizin şeyine başlayalım. Videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi en önemli bir şey. Hobi atölyesi dediğimizde bu şekilde bir atölye aklına geliyor. Ve olmazsa olmaz. Birinci, ilk ana malzemelerden birisi arkadaşlar, tabii ki de tartışılmasız mengene arkadaşlar. Bu mengene insanın eli ayağı, yani bu yokken o kadar zorlanmışım ki anlatamam. Yani her şeyde, ya bir tek başınıza çalışıyorsunuz sonuçta. Bütün her şeyinizi bununla yapıyorsunuz. Bu yardımcı oluyor. Ve tabii ki vazgeçilmezi atölyenin çay arkadaşlar. Çay önemli. Ben de aldım çayımı ve siz dostlarla birlikte güzel bir video çekelim dedik. Arkadaşlar şimdi bu atölyede şu şekil malzemelerimiz. Bunları hemen alalım şöyle bir. Şöyle bir açalım şunları, malzemelerimizi. Ve sizlere tanıtalım inşallah. Evet arkadaşlar, güzel bir video olacağına inanıyorum. İnşallah sizlerin de sayesinde, sizlerin takibi, beğenisi, yorumları sayesinde daha da güzel olacağına inanıyorum. Bunlar arkadaşlar önemli malzemeler. Vida kutularımız falan bunlar hepsi. Açıp size göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle. Nedir bu Marango Yapı Atölyesi? Neler mevcuttur? Neler yapılır? Neler üretir? Ne gibi çalışmalar yapar? Bunları cevaplayacağız. Evet arkadaşlar, şu küçüğünden başlayalım. Bu küçüğü burada pimapen işi yaptığım için, pimapen ustası olduğum için burada pimapen üzerine malzemelerimiz var. İşte anahtarlarımız, pimlerimiz, ondan sonra zamaklarımız var, menteşelerimiz var, kapı menteşeleri olsun, işte pencere menteşeleri olsun, fark etmez. Bunlar ayrı olarak tutmak istedim. Bir de şurada tabi buraya sığmayan şöyle kapı menteşe şeylerim var işte. Banyo kapısı, balkon kapısı. Onların kilitleri var arkadaşlar. Burada bu küçük şeyde bunlar var. Buraya gelelim şimdi. Burası genel malzeme olarak tanımlayabiliriz. Burada işte su borularında kullanabileceğimiz vanalarımız var. Şöyle bir adet ipimiz var. Nerede ne zaman lazım olacağı belli olmuyor. Şu spreli ucunu takmaya yarayan aparat. Kalemlerimiz, falçata uçlarımız, falçatamız, cam kesici elmasımız. Şurada da kol var. Her yerde lazım olur. Bir yerde bir kol kırılmıştır. Hemen gider takarsınız. İşini görürsünüz. Ondan sonra arkadaşlar işte gördüğünüz gibi mobilya üzerinde vidaları,
Şurada menteşe ayakları var. Mobilya menteşe ayakları. Burada kumaşlarda kullandığımız kıpaları olsun, ek yerleri olsun falan filan. Burada zımparalar var. Şurada da 3 tane alyan anahtarımız var. Bunlar da şeyin gönye kesimin anahtarları. Klipslerimiz var, yara bandımız var. Şu şekilde bir tane içten açılımlı uç seti var arkadaşlar. Bunun içinde uçları var. Yıldız, düz falan. Böyle bir şey. Şurada bir tane mutfak lavabolarda kullandığımız süzgeç şeyi var, deliğini kapatan. Şurada yine ne diyorduk buna? Bunun adını şu an hatırlayamadım arkadaşlar. İşte sarıyoruz ya, şuna sardığımız o zımbırtıdan var diyelim. Burası da böyle. Buraya geldiğimizde arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi büyük, küçük civatalar, somunlar, işte burada pullar var. Somunlar şöyle yaptım. Civataları bu şekilde koydum. Şurada somunları sıkma aparatlarım var. Uçlarım arkadaşlar mesela. Bunlar çok işe yarıyor. Buraya geldiğimizde de burada vidalarımız var arkadaşlar. Şunlar Bulldex vidalar. 120'lik. Alttakiler 150'lik. Şu üsttekiler 80'lik Bulldex'ler. Şunlar 100'lik Bulldex vidalarımız. Şu kısım akıllı vidalar arkadaşlar. Şu kısım sivri vidalar. Bunlar da sivri vidalar. Bunlar da matka boşlarımız. Şu da mıknatıs arkadaşlar. Bu mıknatıs ne işe yarar diye sorarsanız, bu mıknatıs çok işe yarıyor gerçekten. Şunu şu şekilde koluma sarıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hemen. Şunu şu şekilde koluma sarıyorum arkadaşlar. Vidaları bu şekilde tutturuyorum. Hemen aşağı bir yere yukarıya çıktığımda da bu şekilde vidaları almak yardımcı oluyor diyelim. Bu mıknatısım da bu işe yarıyor. Pratik. Kendi işinizi kolaylaştırmanız gerekiyor arkadaşlar. Sonuçta bu işi siz yapıyorsunuz. Buraya geldiğimizde burada şu şekilde mesela bir kapı engelimiz var. Kapımız bir yere çarpıyor diyen olursa hemen bunu takıp o kişinin işini görmüş olursunuz. Bir kazanç sağlarsınız. Şurada büyük kelepçelerimiz var. Küçük kelepçeler. Şunlar da bir şeyleri... Evet arkadaşlar, videomuzda bir kesinti oldu. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bunlar pimaş boruları falan montolamak için, duvara sıkıştırmak için aparatlarımız. Veya sadece pimaş boru değil, onun kalınlığında bir kablo falan şey yapabiliriz, montalayabiliriz. Şunlar vastas dediğimiz PVC'lerde banyolarda kullandığımız vastasların aparatları arkadaşlar, kilitleri. Aynı şekilde burada işte elektrik bandımız var, teflon bandımız var. Altında bir tane şırıngamız var, silikon uçlarımız var. Şırınga bir şeyi yağlamak için falan kullanılıyor. Burada anahtarlarımız var, kilitlerimiz var. Birisinin anahtarı kaybolmuştur, bir yere kilit lazımdır. O an elinizde mevcuttur, hemen taktığınızda müşterinin işini halletmiş olursunuz arkadaşlar. Burada şunlar çok önemli şeyler arkadaşlar. Bizim Pimapen işlerinde açılan kanat aşağıya düştüğünde, sarktığında bunu dengeye takoz aldığımız takozlarımız bunlar. Denge takozu diyoruz. Şeylerim de çift taraflı bir bant her zaman belki lazım olur diye yanımda mevcut bulunuyorum. Şunlar zımba tabancasının zımbaları. Şuraya geliyoruz. Şunlar çengel vidalarımız. Bir şeyi asmak için hemen dubelle asabiliriz. Bir ipimiz var. Elektrik bandımız var işte arkadaşlar. Dubellerimiz var. Kroşelerimiz var. Şurada küçük çivilerimiz var. Her zaman lazım olur. Yanımda bulunsun istiyorum. Şu anten kablosuna takılan uçlarımız. Birisinin anteni bozulmuştur. Hemen tamir edebilirsiniz. Burada da şöyle vida uçlarını kapatmaya yarayan
artık ne diyoruz adını tam bilmiyorum, mobilyacıların daha çok kullandığı. Adam vidaları kapatalım dediğinde hemen kapatabilirim yani. Şurada da en önemli şeylerden biri arkadaşlar menteşelerimiz. Bu menteşelerde her çeşit menteşe bulunduruyorum. Küçük boy, büyük boy, asma, kilit. Çünkü arkadaşlar bir köye yerine falan gittiğimizde birilerinin işte yok menteşesi kırıldı, yok kapısının, ahırının, bir şeylerin yani bir yerlerin kilitleri illa bozuluyor arkadaşlar. Bu şekil malzemelerimiz elimizde mevcut. Her türlü işe yarıyor arkadaşlar. Burada da şu iki takımımda atölyede kalan, yanımda götürmediğim ekstra malzemeler diyebilirim. Şurada parça parça alyan anahtarlarım var. Şöyle vidalarım var. Bu takım çantalarını bozmaktansa bunları bu kutu elimin altında olduğu için hemen alıyorum. Şurada kıl testeremin uçları var. Şurada yine bir adet şırıngamız var. Zımba şeyimiz var arkadaşlar, cımbızımız var. Şurada vidalarımız aynı şekilde. Şunlar bir ahşabı ek yapmak için arkadaşlar. Bir delik büyümüş mesela, atıyorum delik büyümüştür. Bunu çakıyorsunuz. Vidayı tekrar oraya atabilirsiniz. Burada da yedek kilitlerim var. Şunlar da nerenin anahtarı olduğu belli olmayan anahtarlarımız var, böyle koydum. Buraya geldiğimizde yine aynı şekilde yedek olarak elimde kalsın, öbür tarafa sığdıramadıklarım kalsın dediklerim şeyler işte, gördüğünüz gibi. Burada saat, bozulan bir saatim vardı, onu tamir etmiştim. Ondan kalan parçalar belki bir yerde kullanırım diye. Şunlar da stor perdelerin ayakları arkadaşlar. Şunlar vida tıpaları. Şu da aynı şekilde. İşte çakmaydı, kablolarıydı, ek kablolarıydı falan derken. Şurada küçük bir motorum var. Herhangi bir projemde kullanabilirim. Bunun gibi şeyler arkadaşlar. Burası da böyle. Şimdi şu malzemeleri bir toparlayalım. Ondan sonra atölyemizi tanıtmaya devam edelim arkadaşlar. İkisini şöyle kaldıralım. Şu paralar ne işe yarıyor dediğinizde de arkadaşlar, ben şöyle bir şey yapıyorum. Atıyorum şu 20 lirayı buraya koymuşum. Neden? Çünkü burada vidalar azalmış. Bu 20 lirayla buradan vidalar alacağım. Şu en çok kullandığım vidalar. Bundan başka elimde kalmadı. Aklımdayken parayı koyayım. Oradaki vida eksik vida oldu. Mesela 10 liralık şundan, 10 liralık şundan alabilirim. Bunun gibi bu şekil malzeme eksiğimi tedarik ediyorum. Yani kontrollü de bende olmuş oluyor diyelim. Şunları da güzel toplayalım arkadaşlar şöyle. Allah çok şükür arkadaşlarım. Yani malzemeniz olsun. Malzeme her türlü yani lazım oluyor. Ben de böyle bir atölye kurdum. Malzemelerim de çok şükür var. Şimdi şunu şöyle kenara alayım, sonra toparlarım. Evet arkadaşlar, buradayken şunları da göstereyim. Bu ilk kullandığım matkabım. Biraz güçsüz, 24 volt. Bu yeterli gelmedi bana. Geçenlerde bunu aldım işte, 36 volt Makita'nın. Gayet de memnunum. Çoğu işlerine gayet güçlü, elektrikli matkaba yakın gücü var. İşimi her türlü görüyor arkadaşlar. Şimdi bir de şurada olmazsa olmazımız sprey. Her türlü işte kesmede, ne bileyim zımparalamada her türlü işimize yarayan spreyimiz arkadaşlar. Birebir. Bu da kalsın böyle. Şimdi şurada nelerimiz var. Bunları kırıldığı için vida attım ben bunlara. Şurada küçük boy çivilerimiz var. Şurada büyük boy çivilerimiz var. Orta boy çivilerimiz, ramaklarımız, dubellerimiz, elektrik bandı. İşte pimapenlerde tahliye deliklerinin kapakları falan var. Bu takım çantasını arızalara gittiğimde, tamirata gittiğimde alıyorum yanıma. İşte çantadan hiç ayırmadığım metrem var arkadaşlar. Kalemlerim gördüğünüz gibi. Şu anahtar çift açılım ayar anahtarı diyoruz arkadaşlar buna. Çift açılımı bunlarla ayarlıyoruz.
şöyle bir elektrikli matkabım var. Şurada bir tilki kuyruğum var arkadaşlar. Bu da çok işe yarıyor. Yani bir şeyleri kesiyorsunuz. Şurada harç karıştırmaya yarayan hilti ile harç karıştırıyoruz. Malzememiz var. Kapı kolları, bir tane eldiven, klipslerimiz falan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burası takım çantasında da böyle. Bir yere gideceğim zaman bunu dolduruyorum, öyle gidiyorum. Bunu da hemen yerine koyalım. Ve malzemenin atölyemizin en altından başlayalım arkadaşlar. Şu 3 numaralı çantamız mesela yedek. Sadece burada. Atölyeden dışarı çıkmaz. İçinde yedek malzemelerim var. Burada Magmavert bir güzel bir kaynak makinesi var. İnvertör. 3,5'luk elektriotu bile gayet güzel kaynatabiliyor arkadaşlar. Bunun hatta YouTube'a attığım videosu da var. Şunları alayım şöyle. Şurada şu şekil kompresörümüzün seti var arkadaşlar. Aldım onu. Çok işe yarıyor gerçekten. Her türlü ihtiyacınızı o ihtiyaç deneyi de gördükten sonra burada arkadaşlar sıfır açılmamış bir tane boşun hiltisi var. Zamanında şu matkabımla, sarı matkabımla birlikte ikimiz olarak almıştım uygun fiyata. O daha hiç kullanmadım. Şu sürekli kullandığım iltim. Şu da görmüş olduğunuz makinenin şarj matkabı işte arkadaşlar. Bu da bununla beraber aldığım sarı matkabın kutusu. Şuna gelince bu Astor'un arkadaşlar bijon sökme havalı tabancası. Şöyle göstereyim bunu da. Ne işe yarar? Her türlü işe yarar arkadaşlar. Aracınızda herhangi bir yerini sökmek, tamir etmek, aracı sökerim yaparım diyorsanız, hani bir ustalığım var diyorsanız halledebilirsiniz. Bayağı da bir ağır arkadaşlar bu. Şöyle bir setimiz var arkadaşlar. Cırcır lokma setimiz. 10. ayın 27'sinde almışım. Her aldığım malzemeye tarihi atıyorum arkadaşlar. Bu da neden yapıyorum bilmiyorum. Bir takıntı da diyebiliriz. Ondan sonra aldığımız malzemenin tarihi belli olsun, güzel bir şey diyenler de olabilir. Şu şekilde şunu da arkadaşlar bir hediye olarak geldi bana. Allah razı olsun. Birisinin tanımadığım bir AVM'nin tahta kalecinin işte bir işini yapmıştım. O da oradan abisinin ne istiyorsan al dedi. Ben de şunu aldım. 50 liraymış. Şunlar yedek zımparalarım arkadaşlar. Bunları da şu çantaya atacaktım. Daha fırsatım olmadı. Şu da elektriğin olmadığı yerlerde bunu tabii ki de yanımda götürüyorum her zaman. Bir arızaya tamirata gittiğimde elektriğin olmadığı yerlerde hemen ampulümüzü takıyoruz. İşimizi kolaylıkla görebiliyoruz arkadaşlar. Burada Kuletaş'ın bir kompresörü var arkadaşlar. Bu Kuletaş kompresör 2 beygir 50 litre. Gayet bana şu anlık yetiyor diyebilirim bu atölye için. Ama ilerleyen zamanlarda tabii ki de yetmeyecektir. Şöyle bir adet çöp kovamız var. Bu çöp kovası arkadaşlar nasıl diyelim, olmazsa olmaz. Çünkü bir atölyede atıyorum mengenede bir şey kestim. Buralar talaş oluyor falan. Hemen şu küçük toz küreğimizi de alıp çöpümüze atabiliyoruz tozlarımızı. Yani atölyemizin temizliği için olmazsa olmaz diyelim. Şimdi gelelim arkadaşlar, şurada bir adet keserimiz var. Keser ahşap işlerinde uğraştığımız için çivilerimiz falan oluyor. Bir şeyi söktüğümüzde veya herhangi bir şeyde keser şart yani. Burada yaprak uçlarımız var arkadaşlar. İstediğiniz ebatta delikleri açabiliyor. Şunlar anahtarlar da takım çantalarımızın, alttaki takım çantalarımızın anahtarları. Şurada bir alyan takımım var. Şurada küçücük bir iğnem var arkadaşlar. Bu iğne işe yarıyor. Şurada tornavida uçlarım var arkadaşlar. Şurada yıldız ve düz olmak üzere iki tane kontrol kalemim var. Şu arkadaki de arkadaşlar motorlarda buji sökme anahtarı olarak geçiyor. Bujiyi söküyorsunuz, işinizi halledersiniz. Şurada ilk zamanlarda elimde kalan bir anahtarım. Burada işte yan keskidir, kurbağa anahtarı
kurban hatırlıyorum. Yan keski, karga burun, pense. Şu pimopenlerde kullandığımız daha çok pimopen çıtalarını falan sökmeye yaradığımız skarpelamız. Şurada bir tane İzrail taşın yeni aldığım şeyi var arkadaşlar. Anahtar seti. Gerçekten hem kalite hem de sağlamlık açısından. Buraya geldiğimizde burada VD40'ın yan sanayisi olan RP40 var arkadaşlar. Pas sökücü. Burada hızlı yapıştırıcımız var. Bu da aynı şekilde pas önleyici diyebiliriz. Şu ahşap tutkalımız var. Yağ var arkadaşlar. Makine yağı. Her zaman kullanabilirsiniz. Şurada lehim teli var. Arkasında lehimin pastası var. Şu gördüğünüz fıs aspirin arkadaşlar. 1001'de alabilirsiniz. Şurada tuz ruhu var. Olmazsa olmaz. Hani bir şeyleri o kadar küplen bir şeyler çıkartıyor ki inanamazsınız. Yani siz de bir deneyin. Arkasında çakmak taşım var arkadaşlar. Şu en arkada cetvellerim var. Gelelim burada ahşap işiyle uğraştığım için vernik, ahşap kuruyucu var. Zımpara yaptıktan sonra ahşaba vernikliyorsunuz. Şurada zımba tellerim var. Şurada da bu ipim var. Bakalım bu ipi daha hiç kullanmadım. Projelerimde kullanacağım inşallah. Diyelim. Şu arkaya geldiğimizde çok güzel bir canavar yatıyor burada arkadaşlar. Punch seti. Efsane işe yarıyor. Birinci ayın 26'sında almışım. 2021'de. Efsane işe yarıyor arkadaşlar. Yani çok şeyde de kullandım ben bunu. Şuraları da dağıtmadan şöyle. Arkada sitrik asitim var arkadaşlar. Bu sitrik asit ne işe yarar? Sitrik asit sökemeyecek hiçbir şey yok arkadaşlar. Metali bile eritebiliyor. Çok tehlikeli bir madde ama. Burada zımparalarım var. Şu zımpara tedim var bir tane. Burada kalemlerim falan var. Şu arkadaki kutunun içinde şey var arkadaşlar. Gray seal var. Ne olduğunu unuttum bir an. Ondan sonra burada ampulümüz var. Zımparamız. Şu balata spreyimiz arkadaşlar. Burada silikonlarımız var. Şunun içinde kırılan matkap uçlarımı atıyorum tomurcuk çay şeyine. Şurada bir tane gözlüğüm var arkadaşlar. Emniyet için olmazsa olmaz. Metal işi falan yaparken gözünüze çapak falan gidebilir. Allah muhafaza. Şurada sprey boyalarım var. Bunları çok soruyorlar işte. Bu en üstte neler var böyle diye. Sprey boyalarım. Şurada bir tane benim kampanayı boyarım arkadaşlar. Geçenlerde 600 dereceye dayanıklı sprey boyamız var. Burada da bu şekil cam kavanozları montaladım. İçlerine herhangi bir şey atabilirsiniz. Şurada eskiden elimde kalma anahtar takımlarım var. Bunlar işe yarıyor. Hani bunlar da bulamadıysam şu ana şeyden açıyordum. Anahtar takımından. Şurada şöyle bir tane sıkıştırma anahtarım var. Aşağıya geldiğimizde bir adet çekicimiz var. Çekiç bir ustanın olmazsa olmazı. İşkence en önemli şey arkadaşlar. Atölye deyince aklınıza bilinmeyen gene bir de işkence gelir. Ben de elimde bir tane var. Sağ olsun bunu da bir arkadaş atölye hediyesi olarak hediye etmişti bana. Allah razı olsun. Ama şu altına arkadaşlar ne kadar işkence o kadar iş diye tabir edilir. Bazı ustalar öyle tabir ederler. Çünkü eliniz ayağınız kaç tane işkenceniz varsa o kadar eliniz vardır gibi düşünün. Buraya geldik. Bir tane yedek zımpara pedimiz var yine. Burada metal için taşlama arkadaşlar bu. Bununla taşlama yapıyorsunuz. Şu alttakiler kesiciler ince ve kalın. Şu da mermer kesicimiz arkadaşlar. Mermer, fayans kesebiliyor. Sprele taktığımızda o işimize yarıyor. Burada ahşap kesicimiz var. İşte suntadır, ağaçtır, sprelle takıp kesebiliyorsunuz. Burada bantlarımız var. Koli bandı, çift taraflı bant ve para bandı arkadaşlar. Burada şu şekil iskarpelamız var. Bu ahşap oymacılığında kullanıyor arkadaşlar. Ahşabı istediğiniz gibi oyabilirsiniz. Burada
Kumpasımız var arkadaşlar, kumpas. Bu kumpas nasıl kullanılır, alttaki rakamlar falan ne işe yarar diye soruyorsanız bunun için de ekstra bir video çekebilirim. Çünkü anlatması biraz uzun bunu. Çok işimize yarıyor ama küçük santimlerde milimetrelik iş yapıyorsanız gerçekten işe yarıyor. Şurada bir tane pergil arkadaşlar, geçen gün aldım. 20 lira mı neydi? Yani şu küçücük pergel bile 20 lira olmuş. İşime yarar mı? Yarar tabii ki de. Pergelsiz atölye olmaz. Şurada kurbağa anahtarımız var. Biraz restore ettik. Sitrik asitle komple küflenmişti. Altında kıl testeremiz var. Kıl testeresini kullandım ama ucu iyi olmadığından dolayı pek memnun kalmadım. Ona uygun bir uç bulmak lazım arkadaşlar. Burada zımba tabancamız var. Zımba tabancası atölyede olmazsa olmaz, o kadar işine yarıyor ki hani akşam marango yapar atölyesini tabelasını takarken bile zımbamızı malum kullandık. Kümes yaparken de kullandık. Videolarımızda mevcut. İzleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada olmazsa olmaz elim ayağım testerem arkadaşlar. Bu testere bana ufak yollu bir şey ama gayet yetiyor. Büyük gönye kesim makinesini açmamak için hemen L gönyemle birlikte ölçüyorum. Testeremle de kesiyorum. Burada da 2011 askeriyeden kalan soyadım arkadaşlar. İşte bunu yapıştırdım. Türk bayrağımız. Olmazsa olmazımız. Şöyle hatta Türk bayrağımızı yakınlaştıralım arkadaşlar. Türk'üz, doğruyuz. Allah bu Türk bayrağını indirmesin arkadaşlar. Rabbim Türk bayrağının bize yokluğunu göstermesin, yere düştüğünü göstermesin diye diyoruz ve devam ediyoruz. Burada arkadaşlar işte metaller için uçlar. Şurada eksik birkaç parça uçlarımla birlikte ahşap metal var. Burada komple setim var arkadaşlar, yine aynı şekilde. Bunları daha açmadım. Şurada da bantlarım var. Şunlar teflon bantları. Şunlar da bildiğiniz elektrik bantları. Bir adet tokmağımız var arkadaşlar. Bu tokmak pimapen işlerinde daha çok işe yarıyor. Pimapenlere normal metal çekmek, tokmakla vuramayacağımız için plastik tokmak işe yarıyor. Tel zımpara arkadaşlar, bir şeyin öncelikle küfünü attırmak istiyorsanız hemen tel fırçayla yapabilirsiniz. Silikon tabancası olmazsa olmaz tabii ki de. Silikonlarınız da varsa zaten her türlü işinizi görür. Şurada bir tane büyük EM var arkadaşlar. Bu da restoration'da yaparken hani metalleri ucunu sivretmek için falan gayet işe yarıyor. Şurada bir adet L gönyem var. L gönye yoksa zaten atölye kurma diyelim. Şurada sıcak silikon tabancası arkadaşlar. Bir şey bozulmuştur. Hemen sıcak silikon tabancasıyla kopmuştur veya ekleyebilirsiniz. Şu şekilde alta şey yaptım. Şunları ahşaptan uçlarımı koyabileceğim bir şey yaptım arkadaşlar. Şurada falçatam var işte. Şurada bir adet metrem var. Bir adet de şu şekil metal 30 santimlik cetvelim var. Şu alttakiler işte hilti uçları arkadaşlar. Hilti ile matkabı bazı arkadaşlar karıştırıyor. Bu matkap ucu değil. Hilti uçları bunlar. Hiltiye takılıyor. Terazi, ustayım diyen bir adamın zaten elinde olması gereken bir şey terazi. Bir şey yapıyorsunuz hemen teraziyi almanız gerekiyor. Vesaire vesaire. Şurada lehim arkadaşlar. Bu lehim makinesi o kadar işime yarıyor ki yani bayağı bir kullandım. Hem sadece lehim yapmak için değil, farklı amaçlarda da kullanılabiliyor. Şurada da 12. ayın 12'sini almışım arkadaşlar. Şöyle bir ufak fırçam elimde bulunsun. Evet arkadaşlar, atölyemiz bu şekil. Şurada şunlar var. Bunlar ne işe yarar dediğinizde arkadaşlar hemen gösterelim. Bu arada çayımız da bitti. Çaysızlık başa vurdu. Karadeniz'deyiz. Çay olmayınca olmuyor arkadaşlar. Çay. Şunu şu şekilde koyuyoruz arkadaşlar. Bu şunu da şöyle koyduğumuzda işte biraz daha açarsınız. Ahşabı bunları koymazsanız buraya sıkıştırdığınız bir ahşap zarar görebiliyor arkadaşlar. O yüzden bu ikisini koyuyorsunuz. Arasına ahşabı koyduğunuzda ahşaba bir zarar vermiyor. Bu şekilde sıkıştırıyorsunuz.
Bunlar da bu işe yarıyor. Şu şekil kendimin yaptığı malzemelerimden şunlar var arkadaşlar. Şu kablo soyucu ne işe yarıyor diye merak edebilirsiniz. Şuradan kabloyu geçiriyorsunuz arkadaşlar. Öbür taraftan kabloyu soyulmuş bir halde alıyorsunuz. Şu her zaman kullandığım zımpara aparatım. Kendim yaptım. Şöyle. Hemen zımpara yaparken bir şeyin fazla kabasının pisliğini almak için birebir arkadaşlar. Bir de şöyle bir şeyim var. Bunu da içine bir şey koyarım diye yaptım arkadaşlar. Şöyle açabiliyorsunuz. Yani içine matkap uçlarınızı koyun veya herhangi bir şeyi koyun. Güzel bir kutu oldu. Bu da böyle arkadaşlar. Şu muşambaya gelince o kadar pahalı bir şey ki bu kadarcık şey arkadaşlar 150 lira para verdim. 150 liraydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ha, şu arkadakileri tanıtmayı unuttuk arkadaşlar. Şunda da yedek malzemelerim var arkadaşlar. Bunda işte şeyine varıncaya kadar nasıl diyeyim size metal yedek parçalarım olsun, vidalarım olsun. Vesaire vesaire aklınıza ne gelirse. Şurada elektrik takım çantam arkadaşlar. Bir elektrik arızasına gidiyorsunuz. Bu tane çantayı alıp gittiğimde arkamda bakmıyorum bile. Yani hani bir şey unuttum mu diye. Bütün hepsi şu an içinde hala hazır. Şu çantada sineklik malzemesinin çantası arkadaşlar. Bu yetiyor bana. Elime tülümü aldığımız bir de onu alınca yetiyor bana. Gittim de işimi halledebilirim arkadaşlar. Şöyle de üzerine de yazmıştım. Bunu da 150 zımparayla zımparaladım. 150'lik zımparayla. Bir telefon tutacağı yaptım. Kendi telefonuma göre kalın bir yer yaptım arkadaşlar. Çünkü telefonda kılıfından dolayı kendi ya yani kendim için o. Atom kısa böyle arkadaşlar. Geldiğimizde burada bir adet gönye kesim makinemiz var arkadaşlar. Üstten tablolu. Gayet uygun bir fiyata almıştı. Evet arkadaşlar. Şunlar sunta parçalarım var bunda. Bunda ahşap parçalarım var arkadaşlar. Şu üstündeki küçük kovada talaş tozum var. Talaşını talaş şeylerde ahşapla için kullanıyorum. Tutkalıyla birlikte. Arkadaki kovada da boya malzemelerim var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani gördüğünüz gibi derken göremiyorsunuz. Öyle koydum. Evet şuraya göstereyim. Bunu geçen gün kendim yaptım arkadaşlar. Bunu yapmamın sebebi de malum kuş malzemeleri. Kuş malzemelerinin olmasının sebebi tabii kuş tim kafesimiz. Şöyle. Bunu da ekstra çekin hani dersiniz istek olursa çekeceğim arkadaşlar. Kuş bakımı nasıl olur falan ayrıntılı bir video alacağım. Şurada 3 basamaklı bir merdivenimiz var. İşimi görüyor arkadaşlar gayet bana yeterli. Burada da malzemelerini koymak için gayet iyi oldu. Ablam da istedi bunun aynısından. Buna benzer bir şey daha ablama yapıp göndereceğim. Bir de kitaplık istemişti. Bu gibi işler çıkıyor arkadaşlar. Evet, sadece bu şekilde şunu göstereyim arkadaşlar. Üst tarafa bu şekilde raf yaptım. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu taraf ahşapların olduğu kısım. Şurada da o ahşaplarım var. Altta suntalarım var. Bu şekil koyduk. Evet arkadaşlar şimdi gelelim. Bu atölye ne işe yarar? Bu atölye ne için kuruldu? Onu konuşalım. Bu atölyenin kurulma sebebi arkadaşlar hobi amaçlı. Yani kendim pimapen ustalığından geldiğim için boş durmayı sevmiyorum arkadaşlar. Hani çalışmak istiyorum, bir şeyler üretmiyorum, hoşuma gidiyor, matkapla çalışmak hoşuma vesaire vesaire. Ya tabii ki de bu atölyeyi kurarken evlisiniz, eşinin rızası gerçekten önemli arkadaşlar. Hani ben yapıyorum, ben ederim, ben giderim demek olmuyor. Bazı kişiler işte farklı şeyler düşünebilir işte ne bileyim. Karısını alıyor falan bir şey değil abi. İzin almak değil. Yani eşinizin rızası bir olması lazım. Sağ olsun eşim de bana bu konuda destekçi oldu. Hem kuş kafesini kurduk hem de Allah'a çok şükür Rabbimiz uygun gördü. Rabbimiz bize nasip etti. Eşim de
Ben de böyle bir çalışma yaptım. Şimdi arkadaşlar bu atölyede neler yapılır? Bu atölyede ahşap üzerine herhangi bir şey yapabilirsiniz. Metal üzerine herhangi bir şey üretebilirsiniz. Ne bileyim bir ahşaptan askılıklar yapabilirsiniz. Ne bileyim bir çekmeceli bir şeyler yapabilirsiniz. Bir şeyler üretebilirsiniz, satabilirsiniz. Kitaplık yapabilirsiniz. Yani bildiğiniz bütün takım takılar zaten şu an var. Vernikiniz güzel zımparsınız, vernik yaparsınız, kesersiniz, içersiniz, montalarsınız ve farklı siteler malum biliyorsunuz oralardan satarsınız zaten. Burada da bir kişiye daha değinmek istiyorum, o da ev sahibim. Allah razı olsun ev sahibim, hani ben ne yaptıysam helal olsun Osman, güzel olmuş Osman dedi. Sağ olsun, buradan da ona ayrıyetten teşekkür ederim. Abim Allah senden razı olsun. Rabbim bütün herkese senin gibi ev sahibi nasip etsin. Şimdi arkadaşların aklına takı oluyor. Bu kadar delik gelmiştir. Bu delikler ne olacak arkadaşlar? Şimdi 3 sene 5 sene sonra artık ne kadar zaman sonra çıkarsak. Ben buradan çıkaracağım, bu evi zaten boyayıp da çıkacağım. Burayı söktüğümde kalan delikleri silikonla kapattım mı, bir de üzerine boya attım mı zaten burada hiçbir şey kalmayacak. Önemli olan yani bu şekilde istekli olan kişilerin İsteğini kırmamak. Yani çoğu ev sahibini görüyorum, öyle şey yaptırılır mı, ben bir çivi bile çaktırmam. Çaktırma, sen çaktırma kardeşim. Sen çaktırma. Sen millete destek, hiçbir şekilde bir milletin faydalı işine destek olma yani. Bu konuda gerçekten çok şanslıyım arkadaşlar. tekrardan ev sahibime teşekkürlerimi sunuyorum. Atölyemde neler var konusunu göstererek uygulamalı bir şekilde cevabını verdik. Atölyede neler yapılır konusuna örnekler verdim. İşte bunlar yapılır. Ahşap oymacılığı yapılır. Ondan sonra kaynak üzerine metalden bir şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Ne bileyim bir ızgara yapabilirsiniz. Bir mangal tarzı bir şey yapabilirsiniz. Bunun bir şey yapabilirsiniz. Veya bir tamirat olur. Şimdi silikonu sökülmüştür, silikonu bayatlamıştır, ne bileyim bozulmuştur, silikon çekersiniz. Bir yerin kapısının, penceresinin kırılmış, dökülmüş. Allah aşkına bunları yapabilirsiniz. Kısacası böyle arkadaşlar. Ama destek gerçekten çok önemli. Yok mu benim eksiklerim? Tabii ki de var arkadaşlar. Yani ben istiyorum ki bir planya makinem olsun, bir zımpara makinem olsun, bir balonluk makinem olsun. Ama her şey zamanla. Mesela atölyeme giden 2013-2014 yıllarında başladım. Yani atıyorum bir takım çantam var, bir kabım, bir de hiltim vardı yani. Sadece bunlar vardı. Ama şu an baktığımızda Rabbim bize binlerce şükürler olsun diyoruz. Şimdi öyle arkadaşlar, paramım var, benim çok param var diyorsanız izin alın, ama çoğu kişi bir anda alamaz. Ben de zaten bir anda alamadım. Bu yılların birikimi diye. Başka neler anlatabiliriz? Bu arada video durakladım, yapmama biçimde. Kısacası arkadaşlar videoyu da hemen göndereyim, bugün yansın. Farklı bir video çekmediğimde hani söyleyin arkadaşlar, şunu da çekin, bunu da çekin. Yapıyoruz bir şeyler, çekelim. Zor bir şey değil. Buralara gelmemize vesile olan sizlere de ayrı teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Kanala abone oluyor, beğeniyor. Kanala abone ol, beğen falan diyeceğim. Beğenen zaten beğeniyor. Takipçi sayımız şükür yüksek. Bakalım da ilerleyen zamanda daha güzel sunumlar da yapabiliriz. Bu çekmeye devam edeceğim. Şu an biraz aysızlık var burada. onun haricinde neler atabiliriz? Marango yapar arkadaşlar. Yani marango yaparisi dedik. Böyle bir işe başladık. Tabelamızı da dedik. Bir de logomuz arkadaşlar. En önemli şey logomuz. Şu anlık logom bakalım. Logomuzu da bir yapabilirsek inşallah gerçekten güzel olacak. Şöyle son kezlere göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Yani kısacası yeter ki isteyin arkadaşlar. Bir şey gerçekten istemekle alakalı. Siz isteyin, Rabbim veriyor. Siz başarmak, yani başarmak çalışın sadece. Başarma, inanmak başarmanın yarısı diyorlar ya, gerçekten öyle. Ben de böyle bir atölyem olsun diye inanmıştım.
Evet arkadaşlar, fazla uzatmayalım videomuzu da burada bitirelim. Varsa sorularınız, atölyede eksik görmeleriniz, eksik bir şeyler. Her kişiler şu bazaya takılabilir arkadaşlar. Baz gidecek. Burası sadece muhabbet, üretim, kafede atölye olacak. Bu atölyeyi biraz şöyle büyütmeyi düşünüyorum inşallah. Orada farklı şeylerim var. Bunlar da sizlerle birlikte yapacağız. Zaman geçtikçe görecekler. Muhabbet şu ve balkondaki zinklik, tavuk. Kümesimize dair bir video çekeriz. Buna da ayrıyetten çekeriz. Oraya da ayrıyetten çekeriz isterseniz. Yorumlarda belli arkadaşlar. Dediğim gibi eksiklerimiz, gediğimiz nelerdir, kaçanlar vardır tabii ki de. Bunları görelim. Şimdilik hoşça kalın diyelim arkadaşlar.